CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, propaganda sürecinin son dönemecinde başlanan miting maratonuna Gümbet'ten start verdi. İşte bu. Gümbet Cevat Şakir Mahallesi pazar yerinde gerçekleştirilen mitinge partililer ve vatandaşlar katıldı. Miting alanındaki vatandaşların zaman zaman yükselen tezahüratlarıyla konuşan Kocadon, Bodrum'daki farklı kültürlerin varlığına, örf ve adetlerin sürdürülmesindeki öneme dikkat çekerek, bir toplumu yok etmenin en kolay yolu örf ve adetlerini yok etmektir dedi. Bu atmosfere girince örf ve adetlere sahip çıkmak sadece kandırmacık oluyor. Artık birbirimizi kandırmayalım. Seçim yatırımlarından vazgeçelim. Konuşması sırasında Bodrum Belediyesi'nin hesaplarına konulan hacizler ve yaşanan ekonomik sıkıntılarla ilgili açıklamalar yapan Kocadon, konuyla ilgili şunları söyledi. Tabii diğer acil kısımları yaparken dedik ki merak etmeyin, 30 yıl sonra size hizmet geleceğiz dedi. Ve bugün bakın, güzel mahallem 30 yıl sonra arkadaşlar yeniden aydınlandı. Yeniden gökyüzüne baktığınızda elektrik tellerinden göremediğiniz güzellikleri görüyorsunuz. Aydınlanıyor. Kaldırımları oldu. Ama hepsinden önemlisi, bakın, hepsinden önemlisi sizin sağlığınızdı. 17 kilometre asbest boruyu değiştirdik arkadaşlar. Bakın 17 kilometre. Düşünebiliyor musunuz? Bugün 17 kilometre dediğimiz zaman Bodrum'dan Turgut Reis kadar bir yer. Ve biz bu çalışmaları hem altyapıyı hem üst yapıyı hızlı bir şekilde yaparak sizleri turizm sezonuna hazırladık. Ve bütün bu çalışmaları yaparken ben perdenin ön yüzündeydim. Ama esas perdenin arka yüzünde olan Bodrum Belediye personeli ve çalışanları vardı. Onun için onları da burada alkışlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın, hani şimdi diyorlar ya, Mehmet Kocadon maaş ödeyemiyormuş, şunu yapamıyormuş, işten çıkaracakmış. Arkadaşlar, biz her şeyi alın teriyle hak ediyoruz. Benim personelim gece gündüz öyle bir çalışıyor ki Bodrum yeniden doğacak dedi. 5 yılda Bodrum'u yeniden doğurdu bu ekiple arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Verdiğimiz her sözleri tutmaya çalıştık. Özellikle şu gördüğümüz pazar yerini yenilerken arkadaşlar başımıza gelmeyen çile kalmadı. Şimdi bakıyoruz altında pazar kuruluyor. Düğünlerimiz yapılıyor. Sünnetlerimiz yapılıyor. Şimdi de bakın mevlitlerimiz okunuyor. Bir de bakın mitingler yapılıyor. Evet, bunun yüzünden biz hapis yattık arkadaşlar. Ama bunlar bizi yıldırmıyor. Bunları siz başardınız arkadaşlar. Evet, bizler sizlere hizmet yaptık. Sizler de bizlere sahip çıktınız. Göreve geldikleri takdirde Gümbet'in devamı olan Cevat Şakir Mahallesi'nde eksikleri tamamlayacaklarını ifade eden Kocadon, Bodrum'a göç ederek yerleşmiş vatandaşların örf, adet ve kültürlerine verdiği önemi dile getirdi. Bodrum'da standartları yükseltebildiğimiz kadar yükselttik. Şimdi bu bilgi ve tecrübelerimizi yarımadaya yaymak istiyoruz diyen Kocadon, 30 Mart'ta vatandaşlardan oy istedi. Hadi Bodrum Yarım Adası! 30 Mart'ta doğru adresi vicdanınız size söyleyecek. Ve doğru adres Cumhuriyet Halk Partisi ve Mehmet Kocadon'dur arkadaşlar. Hadi bakalım. Ver coşkuyu Bodrum. Gümbet mitinginde Başkan Mehmet Kocadon'a CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Yalı Belediye Başkanı İsmail Altındağ, Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer eşlik etti.